Merhaba Ali abi. Merhaba Mektepli. Ne haber? Ne olsun? Çocuklara hediyeleri dağıtın. Alo Gelbeci! Bütün çocuklara benden! Dondurmacı! Herkese dondurma ver! Tamam beyim. Hoş geldin abi. Al abla. Buyur abi. Al bacı. Ben sana bir daha bu sokağa gelme demedim mi lan ha? Demedim mi? Ha? Demedim mi lan? Gelme demedim mi? Demedim mi lan? Demedim mi? Gelme demedim mi? Hiç. Baba. Thank you.
Ama sen de bir 50 lira vermeden git. Sakın geç kalmayın. Merak etme anne, geç kalmayız. Ne haber kız? Hem artık böyle gizli gizli buluşmaktan bıktım. Bu işin gizliliği de kalmadı. Herkesin dilindeyiz. Sanıyor musun şimdi buluştuğumuzu kimse görmedi? Herkes bizi konuşuyordur. Annem de devamlı soruyor. Hele turuncu bir bluz vardı aklım kaldı. Bu yıl da turuncu çok moda biliyor musun? Bana da turuncu çok yakışır değil mi? Sana her şey yakışır sevgilim. Biraz sabret. Bunlar ne ki? Hele şu son iki sınavı da vereyim. Bir mezun olayım. Güzel bir iş. Mesela hesap uzmanlığı. O zaman sana neler alacağım gör bak. Sahi alacaksın mı? Tabii alacağım. Ya bırak şimdi bunları. Nereye götüreyim seni? Benetton'a. Benetton'a mı? Hı-hı. Kapalı değil mi bugün? Yoksa giderdik. Eve götüreyim seni ha? Evde kimse. Ama. Niye bir şey söyledin? Ulan geçenlerde yine karşıma çıkmaz mı kelek? Ulan git diyorum, ulan git diyorum, ulan göte olanı gitmiyorum. Bela abi bela. Biliyorsunuz zaten bu alakadarla aramızda hiç açmıyorum. Zaman zaman beni sevmediğini düşünüyorum. Tabii böyle düşünmekte de haklıyım. Almayayım diyorum. Bir kere bile seni seviyorum demedin. Abi biliyorsun işte bu amına kodumun çocuğu bizim peşimizi bırakmıyor işte. Taktı kafayı. Sikeliyorum anasını tamam mı? Ulan ne biçim bir şüphe. Allah Allah vurma diyorum. Vurma diyorum tabii perişan etmişim. Biliyorsunuz beni seviyor musun? Ağırdır hani tamam mı? Bir seni seviyorum. Bizim sevgimizde tezahürat yoktur. Bizim sevgimiz nah buradadır. Vallahi Hüseyin hani hiç istemiyorum. Göt onu tamam mı? Bütün arkadaşlarını toplamış gelmemiş mi? Ulan bizim sokakta siker ulan böyle İbnoğlu İbnesi. Vallahi billahi işte tabii kesmişiz kışlarını. Neyse işte böyle sonra karakol marakol. Dedim ulan sikerim seni Cahlen İbne. Bir daha seni buralarda görürsem. İbneler vallahi ya işte asabım bozucu. Adı Ali Silvan, baba adı Abdurrahman, ana adı Zelha. Ev adresi Umut Sokak No 5 Kadırga'da oturur. İş adresi neydi? Özeki Taddehanesi Eyüp. Buyurun, başkomiser Haydi. Baş üstüne. Hadi barışın bakalım, hadi. Ama efendim, bu godoşlarla ben... Terbiyeli konuş. Hadi. Hadi barışın bakalım. Bak Ali Silvan, bir daha karşıma gelirsen karışmam. Helal olsun Ali. Tabi lan, var mı öyle delikanlıkta karı kız yanında şeyli meyli konuşmak ha? Helal olsun Ali, iyi marizlerine kaymışsın. Vallahi şu mahallede senden daha delikanlı yok abi. Acayip markanı basmışsın gene he? Ya büyütmeyin o kadar. Zaten başımız beladan kurtulmuyor. Bir orta kahve. Abime bir orta kahve. Sen adam olmayacak mısın ulan? Oğlum bak bir gün bu sinirin yüzünden başın belaya girecek ha. Oğlum dünya değişti artık tamam mı? Senin gibilere yer yok. Bak ben de senin gibiydim ama ne oldu? Yani şimdi dövdün adamları da ne oldu? Senin yüzünden konu komşunun yüzüne bakamaz oldum. Hatun ne oldu çay? Ne olur bazı şeyleri görmesen, başını eğip geçsen. Memleketi sen mi düzelteceksin? Bak kardeşlerine, bak Bedri'ye bak. Hiç karışıyor mu senin gibi? He, karışıyor mu hiç? Var mı?
Koskoca arabasını babası tokatlıyor. Olacak iş değil. Geçen gün açılış yapmış. En az 10 milyon götürdü diyorlar. Köprünün bu tarafı Bakırköy'e kadar ondan soruluyor. Rami'deki hal yüzünden Lazlar'la kapıştılar. 2 kişiyi temizlemiş Arap Hasan. Çakal Fikri gidip teslim olmuş ben öldürdüm diye. Çakal gibi en az 200 adamı var. Vallahi Ali abimdeki yürek yok onda. Bedo. Ali! Ne var be? Güdür! Mahmut Ali'nin yerine geç! Ali Silvan, şurayı imzala. Kıdem tazminatı falan muhasebeden alırsın. İşine son verildi. Neden? Nedeni yok. Çek elini lan! Çek! Puh, Allah belanızı versin! Hasan baba, babaların babası! Senden büyük baba yok abiciğim! Allah seni başımızdan eksik etmesin abiciğim! Senden büyük delikanlı tanımam abiciğim! Sağ ol baba! Sağ ol baba! Atılmış süt. Hasan abi, geçmiş olsun. Görüyorsun işte, doktora gittik. Acı yok. Tatlı yok. Tuzlu yok. İçki yok. Abi karı? O da yok. Zaten bizden geçti artık. Olur mu Hasan abi? Sen daha neleri götürürsün neleri?
kesin lan! Ama sana bir taş... Çıkın lan dışarı! Ne içersiniz? Çay? Kahve? Soğuk bir şey içelim. Çocuk adam be! Karışma lan! Ağzını topla! Çek beni git ulan buradan! Ulanının da senin de... Yeter be! Hadi kardeşim dağılın, toplamayın, yok bir şey hadi. Olacak şey değil. Bu Ali'nin gözü kara vallahi. Lan öyle silahın üstüne gitti ki be. Allah Allah. Silahı kaptığı zaman Çamur Şevket'in yüzünü görecektiniz. İt gibiydi. Vurma beni Ali abi. Ayağının altını öpeyim Ali abi diye yalvarıyordu. Gözünü bile kırpmadı. Boşalttı makinayı Ali. Ama o artık Ali değil. Kadırgalı Ali Silvan. Sanık Ali Silvan'ın kahvede vuku bulan tartışma nedeniyle olay günü kendisine tabanca ile hücum eden maktul Şevket Sönmez'in nefsine vaki ve başka türlü kurtulma imkanı bulunmayan taarruzundan o anda kendisini kurtarabilmek zarureti karşısında öldürdüğü kanaatine varıldığından Türk Ceza Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kendisine ceza verilmesine mahal olmadığına... Şişt, Ali geliyor. Ha? Ali Silvan geliyor. Geçmiş olsun Ali abi. En büyük sensin. Senden büyük yok. Var olasın. Geçmiş olsun Ali abi. Geçmiş olsun Ali abi. Sağ ol. Dal lan! Dal! Berat! Kapat kapıyı! Namlı oldu artık, namlı! Bu işin böyle kalacağını mı zannediyorsun? Çamur Şevket'in kardeşleri seni bir yerde zımbalarlar. Kurşunun nereden geldiğini bilmeyeceksin. Kimin attığını da bilmeyeceksin. Artık silahın elinden de düşmeyecek. Ama bende silah da yoktur ya. Hele bak, bak bak çocukların şimdiden hali tavrı demişti be. Hoptaridon var mı? İki tane daha.
Ali abi! Ali abi, sen beni tanırsın aslında. Bana yedi bela Arnavut Recep ama şimdi adımız Topal Recep'e kaldı. Abi, hani ya, müsaade edersen seninle biraz konuşabilir miyim abi be? Bana bu müsaadeyi ver abi be! Senden daha büyük delikanlı tanımadım abi. Allah'ıma sendeki yürek hiç kimsede yok abi. Bir emrin olursa hazırım ben baba. Baba, emrin olursa yanına takılayım. Kulübü kurdu, kulübü aidat diye etrafı araca kesiyorlar. Çocuklara da sigara işi. Büyük oyun oynanıyormuş yukarıda. Hacı Ali'nin ödenmeyen bir senedi varmış, 5 milyonluk. Almış parayı. Faizini de. Buyurun, birini mi aradınız? Ali abim burada mı? İçeriden yeni çıktık da, iş arıyoruz. Geçin şöyle. Sağ ol. Geçin şöyle. Sağ ol.
Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba. Baba, hapisten yeni çıktık da. Bir emrin varsa baba. Öldüreyim mi lan? Topal! Topal! Polise ne söyleyeceklerini anlat. Polise ne diyeceğinizi biliyor musunuz? Dağılın! Bu arkadaş benim anama avradıma küfür etti memur abi. Ben de dayanamadım, silahı çekiverdim abi. Gayem öldürmek değildi tabii. O silahı çekince tabii ben de asıldım. Cezam neyse razıyım memur bey. Doğru söyleyin, yoksa fena olur. Vay, artık maliyeci oldun ha? Yok abi. Daha hesap uzmanlığı imtihanına girdim sadece. Kazanırsam belki Leman'la nişan yapacağız. Ali abi, Şehnaz seninle görüşmek istiyor. Onu da isteyip duruyorlar. İki gün sonra söz keseceğim. Beni yıllarca oyaladın. Evlenemem ne demek? Ya beni vururlarsa ne demek? Kaç yılım gitti! Namlı bir kabadayı olmak ne demek biliyor musun? Namını korumak için sürekli tetikte olmak ne demek biliyor musun? Bırak silahını, gidelim buralardan! Bırakamam, çok yol aldım. Bundan sonra ben silahıma mecburum. Mecbursun! Ben de seni beklemeye mecburum, değil mi? Değil mi? Bizim sevgimizde tezahürat yoktur! Bizim sevgimiz ne yapurdadır desene! Çok sevindim hayatım hesap uzmanlığını kazandığını. Beni hemen iste, tamam mı? Tamam yavrum, merak etme sen. Biliyor musun, çok zengin olacağım. O maaşla mı? O maaşla tabii. O maaşla sana neler alacağım? Her şeyi. Her şeyi. Zurniyar'a iyi bir karı göndersin. Kimi gönderiyorum evladım? Geçen gün gönderdiğim oğlu. İntex'ten gelecek yeni sigara için herkes ne kadar para koyacağını söylesin. Benden 20 milyon. 22 milyon. 30 milyon. 25. Benden de 25. 30. 35. Benden de 50. Topla bakayım karşılığı. 237 milyon. Baba, Elazığ'dan Sefil Ali Afyon sakızını işleme göndermiş. Adana'dan Pelivan Halil 100 bak sigara istiyor. Erenköy'deki depodan gönderin. Para da almayın. Baba, bir de bu Kadırgalı Ali'nin daveti var açılış için. Kimdir? Tanır mısınız? Kulağıma gelenlere göre bugüne kadar ufak işler yapmış. Sigara, ufak oyunlar ve bağış. Şimdi de Rami'de hale girmiş. Ne diyorsun Arabasan? Önemli değil. Bir kulağını çekerim. Açılışa gidecek miyiz peki? Ben korktu kaçtı dedirtmem. Bir de göreyim şu delikanlıyı. Peki siz de gelecek misiniz? Ben geleceğim. Ben de. Ben de. Ben de. Oku davetiyi. Ayın 27'sinde saat 20.30'da Şöhretler Kulübü'nün açılışında sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyarım. Ali Silvan. Hoş gelmişsiniz. Siz de hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Karslı Erol.
Ömer Lütfü, hayırlı olsun. Sağ ol. Buyurun. Merhaba beyler. Merhaba. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Tutal. Ali Silvan. Osman ağamız da burada Karadayı. İçeri girelim. Buyurun. Ali Silvan. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey arzu eder misiniz, yemek içki? Viski. Şansa bak. Şeytanınız bol olsun ağalar. Sağ ol. Bir dakika Ali Silvan. Arap Hasan seninle görüşmek istiyor Ali Silvan. Ne görüşecekmiş? Bölgesine tecavüz etmişsin. Babasının bölgesi miymiş? Görüşmeye gelecek misin? Nerede? Ne zaman? Tarafsız bir bölgede. Benim bölgem iyi mi? Olur. Yerini bildiririz. Ali telefon. Alo. Abi ben Bülent. Kim? Bülent. Oh, Bülent'cim. Abi, Bedo'dan aldım telefonu. Cuma günü saat 4'te nikahım var. Gece de düğün. Davetli misin? Muhakkak beklerim. Tamam, merak etme. Abi, yalnız aynı gün Şehnaz da... aynı saatte onun da nikahı var abi. Gece de düğünü. Abla kardeş bir arada çıkartacağız. Kaç zamandır arıyorum seni ama bulamadım. Herhalde kumarhanenin açılışıyla ilgileniyordun. Bekliyorum abi. Uptalidon getirin.
Merhaba. 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 Bak Ali Silvan, çizmeyi açtın. Benim bölgeme girdin. Hale girdin. Yarın oralardan çıkacaksın. Bir daha ne seni ne de adamlarını oralarda görmeyeyim. Hasan abi. Gel elimi öp. Bu iş burada kapansın. Saygımız sonsuz. Seni severiz de sayarız da. Öpmeye gelince ancak ölümüz öper. Bölgenden çıkmıyor musun? Bütün hemşeriler haldedir. Benden rica ettiler bize mukayyet ol diye. Onları kıramam. Çıkmıyorsun yani. Çıkmıyorum. Ellerinizi kaldırıp çıkın. Gördünüz ki kalleşlik Arapasan'dan geldi. Hepinize yanımda yer var. Beni iyi dinleyin. Gördünüz ki ben öldürdüm. Aslanım. Arabasının bölgesi ne olacak? Paylaşırlar aralarında. Zannetme. O
Ali Silvan'ı vurmuş esasında. Fikri almış, suçu üstüne gidip silahla teslim olmuş. Aramızda husumet vardı demiş. Silahı çekince mecbur kalıp vurdum demiş. Çabuk yırtar. Ali de ona krallar gibi bakar mahpusta. Vallahi benim haberim yoktu Ali kardeş. Meğer adamı satın almış. Arabın üstünde silah varken yok dedi. Gereken cezayı verdik, merak etme. Adamlarına dikkat et Karadayı. Biz böyle şeyleri kolay unutmayız. Evet beyler, kararınız? Farz et ki Arap Hasan'ın bölgesini vermedi. O zaman ne olacak? Bizim bölgemize taşmaya başlayacak. En iyisi o bölgeyi vererek o sınırlar içinde kalsın. Çağır. Ali Silvan! Merhaba ağalar. Merhaba. Merhaba ağa. Merhaba ağa. Merhaba ağa. Merhaba. Şimdi dinle Ali Silvan. Şu İstanbul haritasını görüyor musun? Ulan bana Ali Silvan'ın kardeşi derler. Atın lan şunu dışarı! Lemançi, Bülent Alper'i kendi arzunla kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Bülent Alper, Lemançi'li kendi arzunla karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. İmzalayın. Deniz, gel gel. Medeni kanun gereği, belediye reisinin İzinci bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda sizlere mutluluklar dilerim. Canan abla, öteki damat hala ortada yok. Allah Allah! Ne oldu acaba? Öteki damadı gördün mü? Görmedim, daha gelmedi herhalde. Aradık, hiçbir yerde yok. Allah razı olsun. Çok kutlar, tebrikler. Şehnaz, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Soruhlu. Sağ olun. Sevgili damatçım, kardeşim. Bu paraların hepsi senin. Al bu paraları, 3-4 ay görünme. Antalya'ya git. Arkadaş istediğin yere götürecek. Anlaşıldı mı? Thank you.
evlenir misin? Benimle evlenir misin? Bizim sevgimizde tezahürat yoktur. Bizim sevgimiz nah buradadır. Hadi git, gelinliğini giy. Nikah? Yıldırım. Tebrik ederim. Tebrikler. Ben de seni kutlarım abi. Sağ ol. Maliyeci, evlendin artık ha? Kaç para alıyorsun? 100.000 lirayı buluyor, ikramiye falan. Gel benimle çalış. Ben sizin işlerden anlamam abi. Öyle değil, bizde para çok ama ne iş yapacağımızı bilmiyoruz. Sen benim paralarımı çalıştıracaksın, aklayacaksın. İstediğin işi kurabilirsin, serbestsin. Her şeyin sahibi sen görüneceksin. Benimle arada sırada o da gizli görüşeceksin. İlk etapta 500 milyon. Yeter mi? 500 milyon mu? Paraya sıkışırsam istediğin zaman arayabilirsin. Tamam mı? Günaydın. Günaydın efendim. Bakanlığı ara. Diğerleri önemli değil. Peki efendim. Thank you.
Evet. Bülent Bey, Müsteşar Bey telefonda. Bağla. İlkay Bey, saygılar. İşinizi hallettik Bülent Bey. İlgileneceğinizden emindim. Ankara'ya geldiğimde görüşürüz. İyi günler. Evet. Turizm Bankası'ndan Tuncay Bey arıyor. Ayrıca yönetim kurulu toplantısı efendim. Sizi bekliyorlar. Tuncay Bey toplantıdan sonrasın. Selam. Oturun. Gündemi biliyorsunuz. Asya deterjandaki gelişme geçen yıla göre %20. İyi gidiyorsunuz. Akola. Satışlarınızda artış yok. Reklama ağırlık vereceksiniz. Peki efendim. Reklamcılık? Mükemmelsiniz. Artış %1000. A Holding sayesinde. Kendi şirketlerimizin reklamlarında 10 misli artış var. O zaman dışarıdan iş almaya bakın. Hava yolları. Şu anda ne kadara ihtiyacımız var? 500 milyon yeter mi? Yeter efendim. A Video, iyisiniz. Video kanunu bizi ne kadar etkiler? Bizi olumlu etkileyecektir efendim. Küçük şirketler düşünsün. İkinci kanalla ilgili gelecek toplantıda rapor istiyorum. Ağırlığımızı oraya verelim. Evet, otelcilik, rezalet. Bakın İsmet Bey, bizim şirketlerimizde bulamadık, halledemedik, yapamadık. Yok, yoktur. Yaptık, yaptık, yaptık. Başarımızın sırrı budur. Derhal kendinize başka bir iş bulun. Bülent Bey, ne kadar güçlü olursanız olun, muhakkak sizi de yenecek biri vardır. O da beklemediğiniz kişidir. Toplantı bitmiştir. Ali abi, ben senin hemşerinim. 3 aydır işsiz. Hale gönderim. Hamalbaşı Osman buna bir iş versin. Allah razı olsun hemşerim. Allah razı olsun Ali abi. Ali bey, ben Tahiti Pavyon'da solistlik yapıyorum. Başımda bir bela var. Ne kazanırsam alıp götürüyor. Bir türlü kurtulamıyorum. Dövüyor, sövüyor. Ben de insanım Ali bey. Beni bu pezevenkten kurtarın, kurtarın. İşe de çıkar mısın? Mecbur ediyor. O satıyor beni. Bunu Malatya'ya gönderin. O gavatın kulağından da çorba yapın. Ben Malatya'ya gitmek istemiyorum. İstanbul'da kalmak istiyorum. Baba 15 milyonluk 3 parça senedi ödemedi. Perişan olduk. Bugüne kadar zaten faizde tutar 5 milyon lira. Bir kuruş ödemem diyor efendim. Baba, durumları biliyorsun. Bu ara sıkışayım, ödeyeceğim. Sana bir hafta müddet. Ana parayı oraya 5 milyon faizle bize getireceksin. Hele. Ali oğlum, en son çarem sensin. Kızım Travolta Cemal diye birinin peşine takıldı. 6 aydır ortalarda yok. Onu bulur gönderirsen... Merak etme teyze. Gene mi o puşt? Çabuk kızı bulup evine teslim edin. Topal, sen de Travolta'nın icabına bak. Teşekkür ederim oğlum. Buyurun. Abi Silvanlıyım abi. Bir iş abi. Varsa eğer iş. Alyon sokaktaki kahyalığı buna verin. Bir de şapka. Sağ ol hemşerim, sağ ol. Evet. A reklamcılıktan Damla Hanım. Gelsin. Beni çağırtmışsınız. Rahatsız etmedim değil mi? Kaç gündür aramıyorsun. Çok mu yorgunsun? Evet. Sana bir masaj yapayım mı? Her zamanki gibi mi? Evet. Her zamanki gibi.
İyi geceler. İyi geceler. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Nereden geliyorsun? Kimlerle beraberdin? Yine bir kumarhane açılışı mıydı? Yoksa yeni bir gazino programı mı başladı? Bütün kadınlara çiçek göndermişsindir. Bir gün beni de bir yere götürsen, çıkartsan, bıktım artık. Hayatım sadece bu çocukla mı geçecek? Her zil çalışında, her telefonda acaba bir şey oldu mu diye kapıyı açacağım. Kes. Kessem döversin değil mi? Kes. Kesmeyeceğim. Kes. Kesmeyeceğim. Kes. 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 Mecburum. Gazino açılışlarına gitmeye mecburum. Namlı bir kabadayı oldun mu, mecbursun buna. Mecbursun. Günaydın. Günaydın. And you will feel its power deep inside you. You will feel it. Çantamı getirir misin lütfen? Buyurun. Bir kahve yapar mısın? Al bakalım ye. Ye oğlum. Ye de büyü. Çabuk büyü olur mu? Hı? Aslanım. Gel bakayım, gel 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 gel. Değil mi Mal? Ha? Gel. Mıncırık seni. Baba içeride mi? Oo, hoş geldin. Geçmiş olsun. Gel bakalım, gel, gel. Sağ ol baba. Senden daha delikanlı adam tanımadım baba. İçeride o kadar rahattım ki sayende. Sen biraz dinlen, eğlen. Topal. Zurniye ara bir parça göndersin Fikri'ye. İhtiyacı vardır. Cebine de bir 50 kağıt koy. Sağ hadi ol. Bakalım. Hoş geldin Fikri. Aslanım benim. Gel bakayım buraya. Aslan oğlum. Hoppa. Kerata seni.
Biliyorsunuz, bana Arnavut Recep derlerdi. Eli silahlı 10 kişinin üzerine silahsız giderdim. Sağımız öldürür, solumuz süründürürdü. Sonra kalleş bir kurşun dizimden vurdu. Adımız Arnavut Recep'ten Topal Recep'e düştü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işlerin sonu yok. Kabadayı da olsan efendi olacaksın. Merhaba. Merhaba. Merhaba baba. Merhaba. Merhaba abi. Sen bir daha iyisin Bülent. Büyük paralar kazandırdın. Bire 5 veriyorsun. Bu ay kaç para vereceksiniz? 100 milyon yeter mi? Güzel. Büyük bir otel aldım. Ekonomi sayfalarını okuyor musun? Ne okumam. Güzel bir otel zinciri kuracağım. O işler senin işin. Size de çok gerekecek. 100 milyonu nereden alacağım? Her zamanki gibi. Biliyorsun seninle işimiz adına buluşuyoruz. Şimdi senden 3 ricam var. Bir arkadaşımızın tayini var gümrükte. Durdurabilir misin? Denerim. Adı? Cavit Gün. 2. Hüseyin Dalmaz tutuklandı. Onun bir an önce tahliyesi gerekli. Bir sürü işimizi o bilir. Zor iş ama karım. Sonra şu kumar aletleri, otellerdeki. O işleri biz alalım. Ankara'daki otel kuleyi almam lazım. Bir türlü ikna edemedim. Otelde çeşitli olaylara ve karışıklıklara ihtiyaç var. Adam işten bezmeli. Otelde olaylar çıkartıp karışıklıklar yaratmak lazım abi. Hallederim. Osman'a bir haber gönderirim. İyi günler. Güle güle. Çok büyük oldun Bülent, çok büyük. Dikkat et kendine. Topal Ankara'dan Sivaslı'ya ara. Hakkımızda birçok söylenti duyduğunuzu zannediyorum. Biz profesyonel genç yatırımcılarız. Paranın kirli olup olmadığını sormayız. Önemli olan iştir, başarır. Parayı yararlı alanlarında kullanırız. Otel zincirimize başkanlık etmenizi istiyoruz. Bu alandaki mali güce ve otoriteye sahip olacaksınız. Günlük raporları aksatmayacaksınız. Ekonomik raporları da. Size Boğaz'da bir ev ve özel şoförlü bir araba vereceğiz. Özel uçağımızı bize birkaç gün önceden haber vererek kullanabilirsiniz. İş için gerekli özel harcamalarda hiçbir kısıntı yoktur, sonsuzdur. Sizi derhal büyük kulübe üye yapacağız. İlişkileriniz için yararlı olacaktır. Evet. Maaşınız 1 milyon liradır. Evet. Bu imkanlar hayır demek, öyle zor. Başarılı, derhal işe başlayabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Asya Otelcik'ten Turgay Taner. Murat Bey'le randevumuz vardı. Buyurun, içeride sizi bekliyor. İyi günler. Misafirlerinizi oturtacak bir sandalyeniz bile yok mu? Misafirler için var ama sizin için yok. Başardınız. Mecbur kaldığım için sattığımı biliyorsunuz. 4 aydır otelimde çıkmayan rezalet kalmadı. Personelimiz bile sizinle birlikte. Buyurun, sadece bir imza kaldı. İlginize teşekkürler Murat Bey. Teşekkürler. Ah!
Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ali Silvan'a selam. Sivaslı dersin. Teşekkürler. Hoş geldin abi. Hoş geldin, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Niye? Ankara'daki otel işini. Babalar arasında itibarım arttı. Hüseyin de almaz çıktı. Cavit Gün de gümrükte kaldı. Bir şey içer misin? Ya. Bütün işlerimiz mükemmel gidiyor. Oteller zincirinin son halkasını da tamamlıyorum. Ağrı'daki oteli bugün yarın halledeceğim. Böylece İran'la ilişkilerimiz kolaylaşacak. Uçak alımı için 2 milyar gerekli. 6 ay içinde. Vay. 500 milyon. Tamam. Diplomatik pasaportlu biri lazım. Yerli yabancı? Fark etmez. Kuryelik yapacak. Hallederim. Polis yakında baskın yapacak. Hazırlıklı olun. Sen biraz etrafta gözükme. Bak efendi. Her şey hoş da bu konuşma tarzını beğenmedim. Sen etrafta biraz gözükme. Biraz etrafta gözükmezsen iyi olur abi. Tabii yine de siz bilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar var. Sokaktaki çocuğa kadar her şeyiniz bilinir oldu. Sana söylemiştim Bülent. Çok büyüdün, dikkatli ol. Benim iplerime elini almaya kalkma. Diplomatik pasaportlu 3 gün sonra lazım. Yanaş kaptan. Oteller iyi gidiyor. Fena değil. Güzel. Başbakanlıktan arıyorlar efendim. İçeri bağlayın. Müsaadenizle. Kintex Türkiye'den birisiyle çok büyük bir anlaşma yapmış. 100 bin bak sigara. Kimmiş? Bilinmiyor. Afyon'dan Sefir Hüseyin aradı. Afyon saklısını %80'le toplamışlar. Kim oldukları bilinmiyor. Yepyeni usulleri var. Yalnız malı A Enternasyon'a ulaşım taşıyormuş. Korsika, Marsilya, Sicilya üzerinden mal taşıyamaz olduk. Bu arada hiç alıcı da gelmiyor.
Bulgaristan'dan gelen haberlere göre silah işine girmişler. Güney komşumuzdaki müşterimiz de aramaz oldu. Bence bunlar aynı adamın işi. A ulaşım kimmiş? Araştırdık. A pazarlama, Asya otelcilik, A reklamcılık, A video ve film sanayi, A kola, Asya deterjan ve nihayet Asya hava yolları. Sahibi? Ali Silvan Bilir. Bilirim. Kadırgalıdır. Benden ufaktır. Bacanağımdır. Adı Bülent Alper'dir. Bütün bu şirketlerin, A Holding'in sahibidir. Peki bu ne iş? Böyle işler yapacak adam değildir. Sen? Beni uzun süredir izlettiğinizden eminim. Böyle bir iş yapmadığımı bilirsiniz. Yoksa şimdiye kadar çoktan kafamı kopartırdınız. Kopartırdık. Herkes kendine düşen görevi bilir. Bülent mi ne? Onu bence da bütün bu işleri yapan odur. Yoksa 3 yılda bir şirket bu kadar büyüyemez. Ne kadar büyük bir güç olduğunu farkında mısınız? Her yere kollarını uzattı. Her yerde adamları var. Artık yapmayacakları hiçbir şey yok. Herkesin ipini oynatıyor. Bizim bile değil mi? Adam hükümet gibi. Benim bir teklifim var. Ali Silvan'a bir görev düşer. Artık seni biliyor, tanıyor. Ve iplerini senin oynattığını zannediyorlar. Evet, ben oynatıyorum. Önümde artık çok az yol kaldı. Sen, Ali Silvan, bacanağım, ortağım. İş hayatında ve ülkenin yönetiminde yeni bir yolun genç öncüleri olduğumuzu görmüyor musun? Ülkemdeki her vatandaş verimli bir insanoğlu olacak. Başarısızlar ve asalaklar yok olacak. Ve güzel bir toplum çıkacak ortaya. İşte bunu ben gerçekleştireceğim. İktidara geleceğim. Peki Halk Evet diyecek mi? Diyecek. Kamuoyu oluşturmanın tek yolu doğru gözüküp insanlara söyleyemediklerini söylemektir. Yalan olsa bile. Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. İsyankar olduğumuz için. Sen çok büyüdün. Niye? İçimden öyle geldi. Sevmedim söylediklerini. Merhaba ağalar. Merhaba. Gündemi biliyorsunuz.